Merhaba sevgili Yakarım Dünyası programı izleyenleri, programımızda kaldığımız yerden Diyarbakır Kayapınar'dan devam ediyoruz. Yanımızda Dilek Ev Tekstil'in kurucusu Dilek Erengin hanımefendi bulunuyor. Merhabalar Dilek Hanım. Merhaba Güray Hanım. Öncelikle bir kadın girişimci olarak Diyarbakır'da çok güzel bir işletme açmışsınız, evet. Faaliyettesiniz. Tebrik ediyorum sizleri. Çünkü böyle kadınlarımızı birçok alanda, birçok sektörde görmek, özellikle doğuda da görmek bizi çok mutlu ediyor. Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Dilek Erengin kimdir? Ondan sonra başarı hikayenizden, yani firmamızın kurulundan bahseder misiniz değerli izleyenlerimize? Güray Hanım merhaba, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Adım Dilek, soyadım Erengin. Diyarbakır Silvan ilçesinde doğdum. Bu sektörde bir kadın girişimci olarak burayı işletmekteyim. Biz burada nevresim, yastık, ondan sonra çarşaf, bu tarz şeyleri üretip müşterilerimize satışını gerçekleştiriyoruz aynen. Hem sipariş üzerine yapıyorsunuz ya da toptan dikimlerde yapıyor musunuz? Mesela firmalarla bazı isimlerini veremiyoruz tabii ki. Bildiğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz firmalar da bildiğimiz kadarıyla dikimler gerçekleştiriyorsunuz. Bu da yapmak kolay bir şey değil. Bu da bir başarıdır. Buna da yapıyorsunuz herhalde. Tabii ki sipariş üzerine çalışıyoruz. İlk önce siparişimizi alıyoruz. Siparişi bitirdikten sonra müşterimizle bilgilendirme yapıyoruz. Müşterilerimiz ürünlerini gelip alıyor. Tabii ki büyük firmalarla çalıştığımız zaman ara ara oluyor. Toplu sipariş aldığımız oluyor aynen. Peki siz bu işi bilen tekstilci bir hanımefendisiniz. Evet. Arkamızda gördüğümüz birbirinden güzel kumaşlarımız var. Sağlıklı nevresimle biliyorsunuz ki uyku çok önemli. Yani uyku paylaşılmaz hiçbir şekilde. Aynen. Yatak kadar yattığımız çarşaflar, nevresimler, yastık kılıfları inanın bunlar da çok önemli. İnsanlar sağlıklı bir şekilde uyuyabilmesi için. En iyi kumaş nasıl olmalı? Çünkü dikecek olan sevgili izleyenlerimiz var ekranları başında. Sizin gibi işin ehli tabii ki kadın, profesyonel kadınlarımıza güvenerekten söylüyoruz. Bu iş yapan insanlarsınız. Hani sadece bu modelinde seni beğendiğimiz diye bir nevresim takımı dikilmemeli bence. Çünkü bir emek sarf ediyorsunuz. Rahat uyuyabilmemiz için biliyorsunuz o çok önemli bir şey. İşte alerjisi olan var, astım olan var, pamuklu mu olması gerekiyor, yüzde kaç işte pamuklu ya da polyester olması gerekiyor. Biraz bahseder miyiz sevgili izleyenlerimize? Tabii ki Güray Hanım. Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer sağlıklı bir nevresim takımı almak istiyorsanız özellikle %100 pamuk veya organik pamuk olması gerekiyor. Çok bu önemli. Sağlık açısından önemli. Yani kumaş içerisinde laylon olan kumaşlarımız da var. Ama tabii ki müşterilerimize daha çok %100 pamuk kumaşları öneriyoruz. Aynen öyle. Çünkü yatarken, uyurken biliyorsunuz ki o çok etkileyebiliyor. Tabii ki insanın kumaşı laylon olduğu zaman, özellikle laylon olduğu zaman kumaş insanı rahatsız eder. Ama %100 pamuk olan hem sağlık açısından iyi hem de rahatsız etmez. Evet tabii ki bazen buradan gelip kumaşları beğenen sevgili izleyenlerimiz de oluyordur. Yani mutlaka sosyal medya hesaplarınızdan da kumaş bakıp beğenen, oradan tabii da sipariş ki veren, hatta ölçüleri ben bu kadar istiyorum. Zaten belirli ölçülerdir onlar. Ya işte biri, örnek veriyorum 1.80, 2.20 gibi yatak boyu ölçüsü bellidir zaten değil mi? Tabii ki zaten müşteriler ilk geldiği zaman biz ölçü istiyoruz, yatak ölçüsünü istiyoruz. Onlar bize getiriyor, biz onun yatağına göre uygulayıp müşterimize satışını sunuyoruz. Diyelim ki burada değiliz ama evet, çalışmalarınızı çok beğendik. Siz kadın girişimcisiniz, sadece belli bir yerde bence mutlaka sınırlı kalmamalısınız. Evet. Birçok yerden, sosyal medyadan sizin yaptığınız çalışmaları gördüler. Çok güzel nevresimler dikiyorsunuz, takımlarımız var. Tabii ki ücretin önceden göndermek şartıyla diyoruz tabii ki, bu çok önemli bir şey. Evet. Kumaşını oradan seçip size ben bu nevresim takımını istiyorum. Çünkü sosyal medya üzerinden çok fazla alışveriş yapılabilir güvendiği kişilerle tabii ki. Tabii. Siz de güvenilen bir firmasınız. Böyle olduğu zaman, ölçüleri verildiği zaman, ücretin önceden gönderildiği sürece bu siparişi alıp dikimi gerçekleştiriyoruz. Belki gelemeyenler de olabilir çünkü bu bölgeye. Tabii ki zaten şu an sosyal medya üzerinden tabii ki aktifiz biz. Müşterilerimiz oradan bakıp kumaşını beğenebilir. Orada zaten biz paylaşıyoruz, çeşitlerini de paylaşıyoruz. Nasıl göründüğüne dair değil mi? Tabii ki hepsini paylaşıyoruz. Müşteri oradan bakıp beğendikten sonra bize ölçüleri atıyor. Biz dikiyoruz. Ondan sonra müşterimize kargoluyoruz. Oradan çok bakabilirler. Güzel. Süper. Yani buraya gelemeyenler için söylüyoruz sevgili izleyenler. Türkiye'nin her yerine bu hizmeti sağlıyoruz. Tabii ki. Çünkü biz işimizin ehli insanlarız diyorsunuz. Peki sizce kaliteli bir hizmet, kaliteli bir çalışma nasıl olmalıdır? Kaliteli bir hizmet nasıl olmalı? Bence disiplinli olmalı gerekiyor. Siz doğa var görebiliyoruz. Tabii ki. Süpersiniz maşallah. Disiplinli olmak gerekiyor. Öncelikle işini itina ve titizlikle yapmak gerekiyor. Evet. Biz bunu da zaten özellikle bir de müşteri memnuniyeti de benim için çok önemli. Ben elimden geldikçe müşterimi memnun bir şekilde ayrılmasını istiyorum Dilek Ev Tekstili kurucusu olarak. Evet. O yüzden benim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Titizlik ve itinayla çalışma. Bir de en önemli de disiplin.
Çok güzel. Bir de burada biz tabii sizi program başlamadan evvel müşterilerinizi de gördük. Gerçekten bir yoğunluk var. Bu arada evet. Biraz da çeyiz telaşı var. Aynen değil öyle. Mi? Herkes çok da zor bir şey. Kolay bir şey değil. O genç kızlarımızın hayallerindeki tabii. Nevesim takımlarının işte o çeyizleri yapmak gerçekten. Onların hayallerini süslemek kolay bir şey olmasa gerek sevgili izleyenler. Ama bir yoğunluk var. Demek ki sizi çok seviyorlar. İşinize de çok güveniyorlar ki evet. Herkes sizi tercih ediyor bu bölgede. Tabii ki. Bir de şu an Gülay'ın düğün sezonu olduğu için tabii, çeyiz üzeri çalıştığımız için sıcaklar bitiyor ya. Evet. Bayağı yoğun çalışıyoruz şu an. Tabii, ne kadar güzel. Demek ki işinizi doğru bakın. İşteki kalite ve ahlak bu demektir. Yani tabii işinizi ki. Güzel ve doğru yaparsanız, disiplinli yaparsanız ve istenilen takımları çıkartırsanız insanlar da kendileri yapar. Ondan sonraki tabii arkadaşlar, eş dostu da işte çok beğendim. Mesela her zaman gelirler ya bir yatak odasına bakarlar nevesi evet. Takımlarına. Hepimiz bakarız. Ya bu hepimizde vardır ya. İlle yeni evlenmek gerekmiyor. Misafirle gittiği zaman bile aa nereden aldın, nereden yaptırdın dediğin zaman o sizin için gurur verici bir şey olması lazım. Çünkü tabii orada bir sergilenen şey sizin eseriniz. Kolay bir şey değil. Yani sadece kumaş alıp dikmekle olmuyor. Bazen yerine göre modeller koymanız gerekiyor. Farklı şeyler isteyenler oluyor. Böyle farklı beklentisi olanlar oluyor mu? Mesela tek kumaştan değil de farklı farklı böyle çalışmalar isteyenler de oluyor mu? Çünkü yeni nesil biliyorsunuz biraz çılgındır bu şimdi konularda. Şimdi şu an şöyle söyleyeyim. Zaten Gülay Hanım biz burada işletme olarak ve firma olarak biz özel ölçü çalışıyoruz. Süper. Müşterilerimiz gelip istediği kumaşı beğenip istediği şekilde diktirebiliyor. O avantajımız var. Şöyle kendi çanağı kumaş getirip ben bu rengi bunu istiyorum diyen de olabiliyor mu? Tabii ki kendisi şimdi? Dışarıdan kumaş getirip de diktirebiliyorlar. Yurt dışından çalıştığımız yerlerde oluyor. Hı-hı. Mesela yurt dışına ürün gönderdiğimiz de olmuştur. Aa çok güzel. Evet. Güzel. Çünkü ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyenlerimiz. Biliyorsunuz ki çeyiz çok önemli. Sadece çeyizler için söylemiyoruz. Her yaş grubu için. Bizim tabii için ki. Tekstil ürünleri. Her şey. Bu havlu da var. Nevresi takımları da var burada. Her şey var. Burada bunu belirtelim. O yüzden onların kaliteli olmasını, işte uzun zaman kullanabilmeyi, konforlu olmasını, aynı zamanda sağlıklı olması. Bakın en önemli şey kullandığımız tekstil ürünlerinin sağlığımızda da hiçbir şekilde yan etkisi olmaması bizim için çok önemli. Burada Direk Hanım diyor ki ben kesinlikle %100 pamuklu ürünleri öneriyorum. Tabii polyester ürünler isteyenler de çok az olanlar da olabiliyor ama biz genelde %100 pamukluyu tercih ediyoruz. Gelen müşterilerimizi zaten bu doğruda bilgilendiriyoruz ki en azından sağlıklı bir şekilde. Bu bir nevresim takım da olabilir. Belki bir masa örtüsü de olabilir. Örnek veriyorum siz çünkü tercihleriniz de var. Evet doğru. Belki takım olarak isteyecek. Belki koltuk örtüsü isteyecek. Bakın örnek veriyorum siz nevresim yapıyorsunuz ama evet. İlerleyen zamanlarda belki bu tür projelerde yer almak istersiniz. Değil mi? Tabii ki. Çünkü bu işi zaten biliyoruz. Evet. Zaten bunu yaptıktan sonra ben eminim ki sizi o enerjiyle görüyorum ekibinizle birlikte. Çünkü artık biliyorsunuz ki insanlar koltuklarını çok fazla önemsiyorlar. Misafir olmadığı zamanlarda koltuk örtüleri, masa örtüleri. Yani hepsi bir elden çıksın. Güvendiğimiz insanlarla çalışalım istiyoruz. Bu tabii hepimiz ki. İçin. Siz de öylesinizdir bir kadın olarak bunu evet. Düşünüyorsunuz. O yüzden sevgili izleyenler, yurt dışından geldiğiniz zaman bir kere burada 2-3 ay kalan gurbetçilerimiz var. Biliyorsunuz kendi memleketlerine geliyorlar. Alışverişlerini burada yapıyorlar. Nevesim takımları yatak örtüleri, havluları, işte bornoz takımı örnek veriyorum. Bu da ev tekstilini biliyorsunuz Türkiye'de her zaman hem daha uygun oluyor. Tabii ki. Hem de güvendiğimiz. Tabii ki Avrupa'da birçok ürün bulabiliyorsunuz ama en sağlıklı ürünleri tabii ki tekstil konusu başarılan Türkiye bu konuda çok iyi. Dilek Hanım da zaten bu konuda önce olan firmalardan biri Diyarbakır Kayapınar'da. Evet, son olarak ekranları başına bizi izleyen, Türkiye'nin her yerinden ve de Avrupa'dan bizi izleyen sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bir kadın girişimci olarak Dilek Hanımcığım alalım sizden lütfen. Dilek Ev Tekstil ailesi olarak profesyonel ekibimizle hizmet vermekteyiz. Evet, sizler hayal edin, onlar gerçekleştirsinler sevgili izleyenler. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzına teşekkür ederim Gülhan, çok sağ olun geldiğiniz için. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bugün size Diyarbakır Kayapınar'dan seslendik. Dilek Ev Tekstil'in kurucusu Dilek Ering'in bizde işletmemiz ve yaptığı işler hakkında çok önemli bilgiler aktardı. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.